CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın bir kez daha hastaneye kaldırılması yürekleri ağızlara getirdi. Yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle hastaneye yatırılan Baykal'a üst solunum yolları enfeksiyonu teşhisi konuldu. Sayın Deniz Baykal'la ilgili kendisinden izin almadan bir açıklama yapılmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Grip vakalarında gözle görülür bir artış yaşanırken Deniz Baykal da hastanelik oldu. Yüksek ateşte acile kaldırılan CHP milletvekiline üst solunum yolu enfeksiyonu teşhisi konuldu. Ciddi bir sağlık sorunun olmadığını, basit bir üst solunum yolu enfeksiyonu olduğu, daha önce geçirmiş olduğu rahatsızlığı da biliyorsunuz. O nedenle takibi aldılar. 16 Ekim 2017'de beyin kanaması geçirmiş, 16 ay boyunca tedavi görmüştü CHP'nin eski genel başkanı. Uzun bir aradan sonra yemin ederek meclisteki mesaisine dönmüştü ama çok fazla kameralar önünde değildi. Halsizlik ve yüksek ateş şikayetiyle getirildiği Ankara Şehir Hastanesi'nde müşahede altında tutuluyor 2 gündür. Kendileri hastane ortamında değil, evde olmak istediklerini ısrarla söylediler. Tedbiren basit bir üst solunum yolu enfeksiyonu olmasına rağmen takibi aldılar. Ciddi bir sorun olmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim. 81 yaşındaki Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili son durumu kendisini hastanede ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kamuoyuyla paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Baykal'ı telefonla arayıp geçmiş olsun dileklerini iletti.